Ayakta kaldın. Ne ikram edeyim sana? Çay, kahve? Yok, sağ ol. Tamam, nasıl istersen. Ömer, konu neydi? Benim sana sormak istediğim bir şey var. Daha doğrusu anlatmanı istediğim. Bu benim için çok önemli. Bildiğim bir şeyse? Düğün günü. Zehra ve sen konuşuyordunuz. Zehra'nın odasında. Düğünden sonra. Hı hı. Zehra. Benimle ilgili. Yani bana olan duygularıyla ilgili. Evet. Zehra anlattı bana. Seni. İkinizi. O gece Zehra'nın odasına girdiğimde elinde aile fotoğrafı vardı. Ağlıyordu. İlk önce ailesinden ayrılacağı için öyle ağlıyor sandım ama öyle değilmiş. Biz Ömer'le bu noktaya gelene kadar ne badireler atlattık. Ölümlerden döndük. İlk evlendiğimizde ikimiz de cehennemde gibiydik sanki. Sevmediğin, hatta nefret ettiğin biriyle aynı çatı altında yaşamak. Yüzünü görmeye tahammül edemezken aynı odada kalmak. Aynı havayı teneffüs etmek. Seviyormuş gibi davranmak. Para için böyle bir hayata katlanmak o kadar zor ki. Ölümden beter. Ama çaresiz kalınca yapıyorsun işte. Yapmam, yapamam dediğim bir sürü şeyi yapıyorsun. Neyse ki bu günlerin hepsi geçti. O günlerden bugünlere nasıl geldik hala aklım almıyor. En nefret ettiğim insan gözünü bile kırpmadan benim için hayatından vazgeçebilen birine dönüştü. Benim uğrunda ölümü göze alacak kadar çok sevdiğim bir adam oldu. Zehra. Bunları mı söyledi sana? Evet. Sen neden bu kadar şaşırdın? Seviyor. Zehra beni çok seviyor. Allah'ım ben ne yaptım?
Hoş geldin evladım. Birkaç gün üzünlüydün. Niye geldin? Konuşmak için usta. Gerçi benim için pek kolay olmayacak ama. Ustam. Sen benim için sadece usta olmadın. Aynı zamanda yol göstericim oldun. Estağfurullah evladım. Öyle usta, öyle. Geçenlerde bir yazı okumuştum. Bence tam da senden bahsediyordu. Ustalığı saklayabilmek büyük ustalıktır diyordu. Bence sen tam da öylesin biliyor musun? Sen benim için sadece usta olmadın. Babam oldun. Ben seni babam yerine koydum ustam. Ben de seni her zaman evladım gibi görürüm. Yani söylemek istediğim, artık burada çalışmak istemiyoruz. Senin de iznin olursa ustam. Estağfurullah evladım. Yolun da bahtın da açık olsun. Sen okumuş yazmış, üniversite mezunu, kültürlü bir adamsın. Namuslu, güvenilir, ahlaklı. Seni iyi mevkilerde görmek bana gurur verir. Mutlu, sağlıklı. Bir de bizi unutmazsan. Olur mu ustam? Unutur muyum? Selin, Ömer Bey odasında mı? Odasında Nihat Bey. Ama kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Hatta telefon bile bağlama dedi. Tamam. Selam. Gel sana. Ömer, bir sorun mu var? Yok. Ömer, berbat görünüyorsun. Öyle mi? Şöyle söyleyeyim, ben Ömer Kervancıoğlu'nu daha önce hiç böyle görmemiştim. Anlatmak istersen dinlerim. İstemezsen anlarım tabii. Yok. Yok, öyle bir şey değil. Sorun nedir Ömer? Yani seni bu hale getiren şey... Ömer. Bak, güçlü bir adam olduğunu biliyorum. Bütün sorunların altından tek başına kalktığını da biliyorum. Yani buna şüphem yok. Ama bir insanla konuşmak, onunla dertleşmek seni zayıf bir insan yapmaz. Kendine bu kadar hoyrat davranma bence. Nihat. Ben... bir hata yaptım. Hem de... korkunç bir hata. Zehra'ya öyle büyük bir haksızlık yaptım ki. Canını öyle bir yaktım ki. Zehra benden ayrılmak istiyor. Anlamadım. Duydun işte Nihat. Sen ciddisin.
aptallığın yüzünden her şey mahvoldu. Dağıldı. Paramparça oldu. Ben şimdi bu parçaları nasıl toplayacağım? Her şeyi tekrardan eski yoluna nasıl koyacağım? Burada oturmuş vicdan azabıyla, çaresizlik içinde kıvranıyorum. Yani geri dönüşü yok mu diyorsun yani? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Nihat. Şendi Hanım sizi odasında bekliyor Zehra Hanım. Tamam. Teşekkür ederim. Aileler, düğün. Yani her şey bir yanlış anlaşılma yüzünden mi bu hale geldi? Bir konuşmaya şahit oldun. Bölük pörçük duyduklarından da yola çıkarak... Öyle. Öyle Nihat. Zehra'ya da... ...kendime de hayatı zindan ettim. Ben... ...Zehra'ya çok acı çektirdim Nihat. Bugün yaptığını neden en başında yapmadın? Yani neden duyduklarım doğru mu, aslı astarı var mı diye araştırmadın? Keşke hemen harekete geçseydin. O kadar beklemeseydin. Korktum Nihat. Çok korktum. Korktun. Neden? Zehra'nın... ...beni... ...sevmediğini öğrenmekten. Dönülmez bir yola girmekten ve Zehra'yı sonsuza dek kaybetmekten korktum Nihat. Bu yüzden de ona sormadın. Yani yüzüne seni sevmediğini söylemesinden. Öyle mi? O duyduğum şeyi zaman zaman unutmaya çalıştım. Hatta bazen yok saydım. Ben içimde kalan o küçücük umudun ölmesini istemedim. Zehra'yı kaybetme düşüncesi beni çıldırttı. Gel Zehra. Buyur. Seni buraya çağırttım. Çünkü yalnız konuşmak istiyordum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yaptın? Söylediğimi düşündün mü? Verdiğiniz... anlaşmalı boşanma dilekçesini imzaladım. Eğer Ömer de imzalarsa... istediğiniz olacak. Yani benden yana rahat olabilirsiniz. Bu kararı... zor aldığını tahmin edebiliyorum. Ama emin ol... hem kendin... hem de Ömer için en doğru adımı attım. Eğer bu iş uzasaydı
Sadece ailemiz değil, sen de çok acı çekecektin. Acı çekecektim. Öyle mi? Sen eğer bu adımı atmamış olsaydın, bunu Ömer yapacaktı. O harekete geçecekti. Kocanın seni istemediğini kendi ağzıyla söylemesi, bu iş bitti demesi, emin ol canını çok daha fazla yakacaktı. Bir şey mi söyleyecektin? Yani bunca zaman bu haldeyken ya inanamıyorum. Nasıl dayandınız? Nasıl idare ettiniz? Korkunç zamanlar geçirmişsiniz. İkiniz adına da çok üzüldüm. Benim çektiğim Zehra'ya çektirdiğimin yanında koca bir hiç. Ama net olan bir şey var. Sadece sen değil, Zehra da seni sevmekten bir gün bile vazgeçmemiş. Düne kadar öyleydi. Ama bugün... Ben buna inanmıyorum. Sevmek öyle bir şey değil ki. İnsan sevdiğinden bir günde vazgeçemez. Anlattım ya. Bir gün değil. Ben uzun zamandır Zehra'ya... Tamam, kötü davrandın, anladım. Ama Zehra sıradan biri değil. O özel biri. Bak, yapman gereken şey şu. Bana burada anlattığın her şeyi gidip Zehra'ya da anlatacaksın. Ve tabii ondan özür dileyeceksin. Sonra da onun seni affetmesi için dua etmelisin. Hiç bakma öyle. Onunla konuşmadan hiçbir şeyden emin olamazsın. Karşısına çık ve söylemen gereken her şeyi söyle. İnanırsan, vazgeçmezsen Zehra'yı geri kazanırsın. Denemezsen kaybedeceğin ortada. Yaşayamam ki. Ben geldim. Canım, ne yettin de geldin? Benim yok mu? Yok Aslı'cığım. Ne yazık ki yok. Şu an ne yapıyorsun? Kuzucukla mı oynuyorsun? Evet. Biz onunla çok iyi arkadaş olduk sanırım. Öyle mi? Ne güzel. Oyuncaklarımızı konuşturalım mı Zehra abla? Tamam. Neden olmasın? Hadi gel otur böyle. Biliyor musun kuzucuk? Ben büyünce Zehra ablam gibi güzel bir kız olacağım. Bilmez olur muyum? Hatta ondan çok daha güzel olacaksın. Peki büyüyüp güzel bir kız olunca ne yapacaksın? Benim gibi yakışıklı prensle evlenip sonsuza dek mutlu yaşayacağım. Sen ağlıyor musun Zehra abla? Hayır, hayır canım. Gözüme toz kaçtı herhalde. Çık
çıkartalım o zaman. Yok, yok, gider şimdi. Gel. Ayşe Hanımlar salonda sizi bekliyor Zehra Hanım. Tamam Suzan, biz hemen geliyoruz. Asya'cığım, ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra salona gidelim, tamam mı? Gözündeki o şeyi çıkarmak için mi? Evet. Sevmediğin, hatta nefret ettiğin biriyle aynı çatı altında yaşamak. Yüzünü görmeye tahammül edemezken aynı odada kalmak. Aynı havayı teneffüs etmek. Para için böyle bir hayata katlanmak o kadar zor ki. Canlarım gelin. Ay hediye bir kaymaklı ekmek kadayıfı yapmış. Vallahi parmaklarınızı yersiniz. Eski şişman günlerime dönmeyeceğimi bilsem hepsini bitireceğim vallahi. Hepsini bitirme, ben de yiyeceğim. O zaman yarışalım, hadi sarı papatya. Dayısına çekmiş. Ne zaman yapsam çocukluğundan beri çok sever bunu Ömer Bey oğlum. Kızım, Su damlam iyi misin? Zehracığım iyi misin? Yavrum. Ay, hediyeciğim bir su getiriver be. Hemen. Demin odada da ağladı Zehra ablam. Lütfen derhal odanıza gidin. Burada bu şekilde olmanız münasip değil. Çocuğun psikolojisini bozuyorsunuz. Hadi yavrum, al bebeğini, biz de bebeklerimize bakalım içeride. Babaanne, neden böyle davranıyorsunuz? Bu yaptığınız çok yanlış. Ya zaten yaşadıklarını biliyorsunuz, neden üstüne gidiyorsunuz? Bence üzgün bir insanın herkesin göz önünde bunları yaşaması işte doğru değil. Yalnız başına odasında olabilir. Ama ortalık yerde hayır. Ha. Başkalarını tesir altına almak istiyorsa o başka. Ya siz gerçekten Zehra'nın böyle bir insan olduğunu mu sanıyorsunuz? Bu durum yaşadıklarının bir patlaması sadece. Ama siz bunu bile göremiyorsunuz. Ayşe, ne yazık ki Ömer ve sen çok duygusal insansınız. Siz herkesi kendiniz mi zannediyorsunuz? Abim de ben de Zehra'yı sizden daha uzun zamandır tanıyoruz. Ya bu söyledikleriniz, yargılarınız çok acımasızca. Haksızlık bu. Büyük haksızlık. Zehra sizin ima ettiğiniz gibi biri asla değil. Ya o bu muameleyi asla hak etmiyor. O çok fedakar. Çok. Ayşe. Ayşe kızım. Ayşe. Ayşe kızım. Ayşe. Ayşe. Ayşe kızım. Hediye Hanım, lütfen doktor çağırın. Ayşe. Ayşe. Aticiğim. Timsak gibi açtın ağzını kendinden büyük ayıp insanların yanında.
Bırak kızım, nasıl rahat ediyorsa öyle yesin. Ye kuzum ye. Oğlum, yavaş ya, boğulacaksın. Boğulacaksam da senin börekliğini yerken boğulayım Şükran teyze. Lezzet denizinde. Annen de güzel yapar börek. Abartma. Orası ayrı ama ne zamandır yapamıyor. Kardeşimin okulu için koşturuyor. Beni unuttu. Neyse, ben gideyim, ustam beni işten kovacak. Dur. Al. Al bir dilim daha. Yolluk olsun. Sağ olun, var olun. Koray Salim'in yanından ayrılmış. CV'nizdeki bilgiler bizim aradığımız pozisyon için oldukça uygun. Ama 2 yıldır çalışmadığınız görülüyor. Bunun nedenini sorabilir miyim? Zorunlu bir ara verdim. Bu kadar iyi okullar, üniversite. Üniversiteden aldığınız dereceden sonra... Bu dalda master yapmayı ben de çok istemiştim. Ama kısmet olmadı. Çok iyi pozisyonlarda çalışmışsınız. Aile şirketinde. Öyle mi? Çalışmayı bırakmak için oldukça önemli bir nedeniniz olmalı. Özel sebepler diyelim. Peki Koray Bey. Birkaç adayla daha görüşmemiz olacak. Biz size muhakkak olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlayacağız. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun. Özge Hanım, Ömer Bey çıktı. Onun yerine toplantıya ben gireceğim. Peki Nihat Bey. Gayet iyi. Evet. Diğer 3 adayı da inceleyip bugün net bir karar vermemiz gerekiyor Nihat Bey. Tamam. Süreci hızlandıralım bugün. Diğer adayların dosyalarını ben sizin odanıza getiririm Nihat Bey. Tamam. Muayeneniz bitti mi doktor bey? Evet. Eğer vakıf olduysanız bilgi alabilir miyim? Ayşe ne vaziyette acaba? Şimdi gayet iyi. Bir tansiyon problemi olmuş. Yaşadığı küçük baygınlık o yüzden. Şimdi reçetesini yazacağım. Bu ilaçları tedarik edersiniz. Peki hastaneye götürüp başka tetkikler yaptırmaya lüzum var mı acaba? Hayır. Hiç lüzum yok. Yazdığım ilaçları kullansın. Stresten uzak dursun. Yorulmasın. Kâfi. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben sizi geçireyim doktor bey. Buyurun. Çok korkuttun Ayşe bizi. Sen küçükken de böyle kırılgandın. Dikkat ederdik sana. Ona göre davranırdık yanında. Ama neyse, mühim bir şeyin yokmuş. Geçti. Asayı merak etme. Suzan'a onu bahçeye çıkarmasını söyledim. Teşekkür ederim. Ayşe'cim, şunu biraz düzeltelim mi? Zehra neredeydi abla? Odasında mı? Ayşe kızımın yanında. Ayşe... biraz rahatsızlandı da. Rahatsızlandı mı? Ayşe? Nasılsın canım, iyi misin?
İyiyim abicim, sakin ol. Sadece biraz tansiyonu düşmüş. Başım döndü biraz. Rıza Bey geldi değil mi? Geldi geldi. İlaç yazdı. Biz yine de bir hastaneye gitsek mi? Ha, Ömer'cim gerek yok dedi. Dinlenirse geçer dedi. Dinleneceksin tabii. Yataktan çıkmayacaksın. Söz, tamam mı? Vallahi abicim onun için söz veremem. Canım sıkılırsa kalkarım. Biliyor musun? Zehra bugün hep başımdaydı. Hiç ayrılmadı yanımda. Nihat'ın haberi var mı? Yok. Yok daha Ömer'cim. Senin adayın kim Özge? Bence Koray. Bence de. Finans departmanı için en uygun aday o. Daha sonra devam ederiz. Efendim Ömer. Ne? Hadi bakalım Ayşe'cim, aç ağzını. Ya bir baş dönmesini çok abartmadınız mı? Kendim yerim. Hayır, olmaz öyle şey. Ayşe, hayatım. Ne oldu, iyi misin? Aşkım sen niye işini gücünü bırakıp geldin? Ya bırak şimdi işi gücü. Ne oldu, sen onu söyle. İyiyim, iyiyim. Sadece tansiyonum düştü. Evde olay yarattılar. Söyleyeyim, Zehra benden daha çok hırpalandı. Resmen paraladı kendini. Ya bir an olsun ayrılmadı başımdan. Teşekkür ederim. Ama izin verirsen artık karımla ben ilgilenmek istiyorum. Hayır, abim de senle çıkıyorsunuz. Yanımda bir tek Zehra'yı istiyorum. Ya beni kovuyorsun demek. Tamam, çıkarız tabii. Ama sen önce çorban içeceksin, sonra uyuyacaksın. İyi gelir. Ayşe bu saatte uyuyacak. Merak etmeyin. Ben uyurken de yanımda olacağım. Peki. Öyle olsun bakalım. Teşekkürler. Değiştirdim. Tek başına mı? Yok, Ati yardım etti. Sanki biraz kopya çekilmiş gibi olmuş ama. Hiç de bile alakası yok bence. Ya Zehra'nın Ayşe için yaptıklarını düşündükçe ya minnetimi ifade edecek kelime bulamıyorum Ömer. Onun yaptıklarına karşı benim yaptıklarım. Pişmanlık iyi bir şeydir Ömer. Sen de biliyorsun. Yani şahitsin. Çok yakın geçmişte aynı şey benim başıma geldi. Ama mücadele ettim. Ayşe'nin güvenini tekrar kazandım. Sen de öyle yapacaksın.
Göreceksin. Yakında bütün sorunlar düzelecek. Ne olmuş? Ne sorunu var? Ne oldu? Yo halacığım, işle ilgili. Ay aman aman, işle olsun. Ay artık bu evde sorun olmasın çocuklar, ne olursunuz yani. Ay zaten bugün yüzünden Ayşe'nin başına gelenler. Bugün bir şey mi oldu? Biri bir şey mi yaptı? Ay Ömer'cim ya, söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama. Çeviri Hanım, lütfen duymak istiyorum. Ay bugün Bahşende Hanım Zehra ile ilgili ileri geri konuştu Ömer'cim yani. Ay Ayşe de biliyorsun hassas, özellikle Zehra üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu, yerlere düştü bayıldı falan filan böyle. Acayip oldu. Bahşende dikildi başı. Ömer. Bugün olanları bir de sizden duymak istedim. Ayşe'nin durumunu biliyorsunuz sanırım. Evet ama ne demek istediğini anlamadım. Sanırım bugün bir gerilim yaşanmış. Zehra mı anlattı? Kimin anlattığının hiçbir önemi yok. Ama öğrenmek istiyorsanız, hayır, Zehra hiçbir şey anlatmadı. Evet, şimdi sizi dinliyorum. Anladığım kadarıyla yönelttiğin soruya cevap beklemiyorsun. Sanırım şu an bir ithamla karşı karşıyayım. Dilediğiniz gibi düşünmekte özgürsünüz. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Ayşe'nin sağlığı konusunda hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Bu riski atabileceğimiz bir durum değil. Ne demek istiyorsun Ömer? Açık konuş. Gayet açık. Ayşe'nin bugün yaşadığı türden bir travmaya maruz kalması, üzülmesi, hatta sıkılması bile sağlığı için çok büyük bir tehdit oluşturur. Ömer, ben... Ayrıca bilmenizi isterim. Zehra, Ayşe'nin sağlığına kavuşabilmesi için çok büyük özveride bulundu. Ayşe sağlığına kavuşsun diye elinden gelen her şeyi yaptı. Bu nedenle karım hakkında konuşurken ya da Ayşe'nin sağlığıyla ilgili yorum yaparken bunları göz ardı etmeyin derim. Ömer. Hiçbir şey için olmasa da adil olmak adına ön yargılarınızı bir kenara bırakmanızı öneriyorum. Özellikle Zehra konusunda. Şayet bunu başarabilirseniz sizin için de aile için de en doğru adımı atmış olacaksınız. Aksi takdirde bu tutumunuz çok büyük bir kaosa neden olacak. Canınızı sıkacak türden. Korktum ki ona bir şey olacak diye. Endişe etme. Bu öyle bir şey değildi. Geçici, anlık bir şeydi. Tansiyon düştü sadece. Zehra. Bugün Ayşe'nin hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gördüm. Çok sağ ol her şey için. Rica ederim. Ben yapmam gerekeni yaptım. Keşke elimden daha fazlası gelse. Zaten kim olsa aynı şeyi yapardı.
Ayşe ile yaşadığımız şu son olay. Bana sevdiğimiz insanların kıymetini bilmemiz gerektiğini bir kez daha öğretti. Hepimizin hata yapabileceğini. Affetmenin büyük bir yardım olduğunu öğretti. Çok doğru. Ben sizi böyle gördüğüm için çok mutluyum. Neyse, sizi yalnız bırakayım. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim kardeşim benim. Oğlum dur, daha ortada bir şey yok. Yok yok. Yani sen dereyi görmeden paçaları sıvamazsın. Her zaman bardağın boş tarafından bakan bir adamsın. Yani böyle mutlu olduğuna göre kesin oldu o iş. Ya işte söylediğim gibi, hani daha önce iş başvurusu yapmıştım ya Ömer abilerin şirketine. Aradılar bugün. İş görüşmesine gittim. Olumlu geçti. O kadar yani. Gördüler sendeki çevreyi. Hemen işi aldılar. Ya ben olsam ben de aynısını yapardım. Oğlum abartma istersen ya. Abartmıyorum. Her şey gönlünce olsun arkadaşım benim. Çok sevindim. Biliyorum. Sağ ol. Kahveleri sen yap o halde. Yani seve seve derdim ama kapı çaldı. Bu aralar çok sık görüşmeye başladık Teoman. Konuşmam gerek. Buna mecburum ama nasıl? Ben... Evet, sen. Dinliyorum. Konuşmayacaksın. Tabii ki konuşmayacaksın. Her zaman olduğu gibi. Peki o zaman ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler.
Orada. Yoksa sen bütün gece uyumadın mı? Uyumadım. Neden? Yoksa Ayşe'ye mi bir şey oldu? Hayır. Ayşe iyi. Bizim konuşmamız gerek. Peki. Konuşalım. Kararını verdin. Kerem gelmeyecek mi? Demin konuştum. Gelir birazdan. Hiç gerek yoktu. Lütfen. Yapma bunu sabah, yapma. Sabah, sana bugün çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani daha şık bir yerde, hatta ay ışığında falan söylemek isterim ama seninle kahvaltı bile harika.
Sabah, bak ben bugüne kadar birçok şey yaşadım. Yalan yok. Yanımda onlarca güzel kız da oldu. Bu başıboş yaşantıma devam edecektim ama seni görünce bütün fikirlerim değişti. Çok özelsin benim için ve çok güzel. Hayır de Sabah. Kalk git masadan. Evet. Seni dinliyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Ben... Evet, sen. Kararını açıklamak bu kadar mı zor? Ne duruyorsun? Hadi söyle. İstemiyorum seni de. Seni sevmiyorum de. Bunu bana neden yapıyorsun? Neden susuyorsun? Ömer, yalvarırım son ver artık bu işkenceye. Her gün öldürmektense bir kere öldür beni. Ben bana acımanı, bana üzülmeni istemiyorum. Tek istediğim gerçeği senin ağzından duymak. Merak etme. Kendime her şeyi hazırladım. Ömer, neden susuyorsun? Acı çektiğimi gördüğün halde hala susuyorsun. Öyle olsun. Sessizliğe alışkın bu yürekteki yangınlar kimin nerede ardımdaki bıraktığım o eski halim al bu yüreği onu koru sol yanım yeri tut elin. İçimde saklı düşlerimin ah, bu gizli aşk, bu deli oyun yakalar bizi son deminde aksin kaybolur ya dolunay gibi kalsın gölgen siyah beyaz bir resim. Adın aşk olsun ya da adını sen koy son deminde aksin kaybolur ya dolunay gibi kalsın gölgen siyah beyaz bir resim gibi çalsın beni. Senden vazgeçebileceğimi, seni bırakabileceğimi nasıl düşünürsün? Ben seni deliler gibi seviyorum. Ben sana deliler gibi aşığım. Sen benim her şeyimsin.
Sen olmasan ben yaşayamam. Nefes alamam. Sen olmazsan ben ölürüm. Biterim. Yok olurum.